Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için çok güzel bir şapka ve hırkadan oluşan takım yaptım. Bugün hırkanın anlatımını yapmak istiyorum. Bu şapkanın anlatımını ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Siz de bunun gibi güzel bir şapka yapmak isterseniz bu şapkanın olduğu YouTube linkini bu izlemiş olduğunuz videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz bu videonun açıklama bölümünde bulunan tığ işi şapka linkine tıklarsanız bunun gibi bir şapka yapabilirsiniz ve güzel bir takım oluşturabilirsiniz kız bebeğiniz için. Hırka örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu hırka anlatımını 6-12 aylık bebek için anlatıyorum arkadaşlar. Bakın, yakasına da böyle bir kurdale taktım. Bu kurdaleyi gereksiz gören arkadaşlar takmayabilirsiniz. Mecburi değil. Ben süs olsun diye taktım. Takmasanız da olur. Yakasına da 3 tane düğme diktim bak buraya. Düğme ilikleri yaptım. Karşısına düğme diktim. Nasıl yapıldığını videonun içerisinde anlatıyorum ben arkadaşlar. Hırka örgüsünde iplik olarak Canan el örgü ipliği, bunu kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 320 metre var. Renk numarasını soranlar için de BS081. Bu iplikten 2 yumak iplik alırsanız arkadaşlar hem şapka hem de hırka modelini yapabilirsiniz. İkisinde 2 yumak iplik yeterli. Ama bak, 100 gram iplikte 320 metre olursa, siz daha kalın, yani 320 metreden daha az iplik kullanıyorsanız ipliğiniz yetmeyebilir arkadaşlar. Tığ olarak da 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Elime sıklığına göre bu tığı kullandım. Siz daha ince tığlar tercih edebilirsiniz veya daha büyük numaralı tığlar tercih edebilirsiniz. Hırkayı açık olarak da görelim. Bakın arkadaşlar, örgünün ters tarafının görüntüsü böyle. Arka görüntüsü de bu şekilde. Çok güzel ve kolay bir hırka. Ben bunun elbisesini de yaptım, yeleğini de yaptım arkadaşlar. YouTube kanalımda elbise ve yelek linkleri de var. Onlara da bakarak yapabilirsiniz. Hazırsanız ipliği, tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel hırkanın örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarını da yapan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. Zincir yapabilmek için İlk ilmeği ben bak bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. Bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. 91 zincir yapalım. 91 zinciri yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım bakın. 91 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 36 santimetre zincir uzunluğu var. İnç olarak ölçüyorum. 14 inç. Ben bugün 0-1 yaş arası çocuklar için yapıyorum arkadaşlar. Siz daha büyük çocuk için yapacaksanız, 1-2-3 yaş arası çocuklar için yapacaksanız 24 zincir fazla yapmanız iyi olacaktır. Ben 91 zincir yaptım. Siz 1 ile 3 yaş arası çocuklar için yapıyorsanız 115 zincir yaparsanız ölçü iyi olacaktır. 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1, 2, 3. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek altılıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Normal ikili trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Zincir üzerine trabzan yapıyorum. Bakın, bu 3 ilmek atlayarak yaptığımda bir trabzan oluyor. Diğer zincirler üzerine de trabzan yapıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu bir sıra üzerinde 91 trabzan var arkadaşlar. Bu 3 ilmek atladığımla birlikte 91 trabzan var. Siz daha büyük yapıyorsanız, 115 zincir yaptıysanız 115 trabzan olacak burada. İkinci sıradayız. İkinci sırada kafesler yapacağız. 4 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın, bu şekilde kafesler yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bir ilmek, bir de 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzan var. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir ilmeği atlıyorum. Bu bak 3 ilmek atlayarak yaptığım bu zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu sırada kafesler yaptım. Kaç kafes yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. 45 kafes var bir sırada. Bakın, ikinci sırada kafesler yaptım. Siz bu örgüyü 1-2 yaş çocuk için başladıysanız 115 zincir yapmışsınızdır. Eğer 115 zincir ile başladıysanız burada 57 kafes olacak arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada model yerleştirmesine başlıyorum. 4 zincir yapıyorum. Bu sıradan itibaren örgüyü artık üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bak, bu iki sırayı ikili trabzan yaptım. İki defa da çıkarılan trabzandan yaptım. Bu sıradan itibaren örgüyü üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine bir defa iplik doluyorum bak. Bu kafesi atlıyorum. İkinci kafes üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum. Bak, 1, 2, 3 defa da çıkarıyorum. Tekrar gösteriyorum. Bak, tığ üzerine iplik alıyorum. Bir defa alıyorum. Boşluğa tığı takıyorum. İlmek aldım. Bak, tığ üzerinde 3 ilmek var. 1, 2, 3. Her ilmeği bir defa da çıkarıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Elimi takip ederseniz daha iyi anlaşılır. Siz isterseniz iki defa iplik dolayarak da yapabilirsiniz. Ben bir defa iplik dolayarak 3 defa da çıkarmayı tercih ediyorum. Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 üçlü trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Bak, takip eden bu kafes üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu kafes üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum.
6 üçlü trabzanı yaptım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 zincir yapıyorum. Bu kafes üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu kafes üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bir kafese 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir yapıyoruz. İkinci kafes üzerine sık iğne yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Bu kafes üzerine de 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Hiç kafes atlamıyoruz arkadaşlar. Bak bir kafese model yapıyoruz. Bir kafese sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Buraya da bir trabzan yapıyorum. Bak sıra başında 4 zincir yaparak bir trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada bulunan zincir üzerine trabzan yapıyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Model yerleştirmesini bu sırada yaptım. Görüntü olarak böyle oldu. Dördüncü sıradayız. 4 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik doluyorum. Bu 6 trabzanı, 3 trabzanı yapacağız. 2 zincir yapacağız. 3 trabzanı yine ters taraf. Bak buradan boşluktan alarak trabzan yapacağız. Üzerine yapmıyorum. Şu şekilde tığ boşluğa takıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığ üzerine iplik doluyorum. Trabzanı boşluktan bak alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. İki zincir yapıyorum. Üç üçlü trabzan yapıyorum. Bak bunları boşluktan alarak. Bakın arkadaşlar. 3 üçlü trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. 2 zincir yaptım. 3 üçlü trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. Düz tarafın görüntüsü böyle. Bak burası kabarık görünüyor. Boşluktan alarak yaptığımız için. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer modelde de burada yaptığımın aynısını yapıyorum. 3 üçlü trabzanı boşluktan alıp üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum. İlk modeli yavaş gösterdim. Bunları hızlı yapıyorum arkadaşlar. Bakın yine 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yaptım. Görüntüsü böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli de 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sonda bulunan bu trabzanı bak zincir üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Buraya bir üçlü trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar. Görüntü olarak böyle oldu. Örgünün düz tarafı burası bak kabarık görünüyor. 5. sıradayız. 4 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 2 zincirin üzerine bak model ortasında bulunan 2 zincir üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum. Altı üçlü trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. 2 model ortasında bak bu boşluğa sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum.
Diğer model ortasında bulunan iki zincir üzerine altı trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum bak. Altı üçlü trabzanı yaptım. İki zincir yapıyorum. İki model ortasına bak. Buraya sık iğne yapıyorum. İki zincir model üzerine altı üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. İkinci modelin kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Bak bir model altı trabzan yapıyoruz. Üzerine 3 üçlü trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. 2 zincir yapıyoruz. 3 üçlü trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bu son trabzanın üzerine üçlü trabzan yapalım. 4 zincir yapıp örgünün ters tarafından boşluktan alarak trabzan yapalım. Bu şekilde bu model sıralarını tekrarlayarak robanın örgüsünü tamamlayalım. Robanın örgüsünü 4 model sırası yaptım arkadaşlar bak. 1, 2, 3, 4. 4. model sırasında 6 trabzan yaptığım yerde bitirdim. Kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. 10 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz daha büyük bebekler için yapıyorsanız bir model sırası daha fazladan yapabilirsiniz. Daha küçük bebek için yapıyorsanız da arkadaşlar bu bir model sırası önceden bak burada bitirebilirsiniz. Bu sıradan itibaren kol bölümünü gövde bölümünden ayırıyorum. Örgüye gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Bu bir sıra üzerinde 22 model var. Kol bölümlerinin yerlerini işaret yapalım. Bak sayıyorum 1, 2, 3 model sayıyorum. Bu boşluğa işaret yapıyorum. Kol için 5 model sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer taraftan da sayıyorum. 1, 2, 3 işaret yapıyorum. Kol bölümü için de 5 model sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 işaret yapıyorum. Burası içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 model kaldı. Bu 6 model burada saydığımız bak 3, 3 ikisinin toplamı olacak arkadaşlar. Şöyle katladığım zaman görüntüsünü görelim. Bakın görüntüsü böyle oluyor. Dört zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Örgüyü çeviriyorum. Bu bak 3 trabzanı boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 3 trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Modele aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer modele başlıyorum. 3 trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bak işaret yaptığım yere geldim arkadaşlar. 3 modeli tam olarak yaptım. Kol altı için 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Çok sıkı yapmadım zincirleri. Tığ üzerine iplik alıyorum. 5 model atlıyorum. Bak işaret yaptım zaten. 1, 2, 3,
4, 5. İşaretten sonra bulunan, bak bu modeli aynı şekilde devam ediyorum. 3 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum, 3 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Kol altı da böyle oldu. Bu şekilde devam ederek, bak diğer kol altını yapacağımız buraya kadar devam edelim. Diğer işaret yaptığım yere kadar, bak modelleri yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model yaptım. Diğer kol altındayım. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda işaret yaptığım 5 model atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu modeli bak aynı şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bak diğer kol altında buraya yaptık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar, bu sırada gövde bölümünü kol bölümünden ayırdık. Böyle görünüyor bak. Kol altlarında üçer zincir yaptım. Bu sırada bu kol altlarına da birer model eklemesi yapacağız ve arttırma yapacağız arkadaşlar. Bak buraya kadar bu trabzanları 6 trabzan yaptım. Bu sıradan itibaren 8 trabzan yapıyorum. Biraz genişleme olsun istiyorum. Bakın görüntüsü böyle. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu iki zincirin üzerine 8 trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bak 8 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 zincir yapıyorum. 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Diğer model ortasına da 8 üçlü trabzan yapıyorum. Bak. Buraya kadar devam edelim. Ön bölümde 3 modeli yaptım. Bak 8'er trabzan yaptım hepsine. Kol altının olduğu yere geldim. Bak 3 modelden sonra 2 zincir yapıyorum. Bu modelin, bak bir alt sırada bulunan bu modelin buraya sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Kol altında 3 zincir yaptım. Bu 3 zincirin, bak bir zincir atlıyorum. Bu zincir üzerine 8 trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan, bakın arkadaşlar, normal ikili trabzan yapmıyorum. Bir zincir üzerine 8 üçlü trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Modelin, bak bu modelin ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Diğer modelin, bak bu 2 zincir üzerine 8 üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. İki model ortasına sık iğne yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Diğer modellere devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, kol altında bir tane fazladan model yaptık. Bu sırada da trabzanları 8'er trabzan olarak yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arka bölümde modelleri yaptım arkadaşlar. Bak diğer kol altının olduğu yere geldim. İki zincir yapıyorum.
Bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu 3 zincirden bak bir zincir atlıyorum. Ortada bulunan zincir üzerine 8 üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum, sık iğne yapıyorum, iki zincir yapıyorum, bu iki zincir üzerine 8 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın buraya da bir model yaptım, diğer kol altında da bir model yaptım, buraya da model yaptım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 4 zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bak burada 8 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 4 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 zincir yapıyorum. Bu 4 trabzanı da boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bak 4 trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. 2 zincir yaptım, 4 trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. Biraz daha büyük bir model oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer modelde de 4 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. 2 zincir yapıyoruz. 4 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Bak burada da aynı yapıyoruz arkadaşlar. 8 trabzan yaptım. 4'ünü boşluktan alıp trabzan yapacağız. 2 zincir, 4 trabzan boşluktan alıp trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu iki zincirin üzerine yine 8 üçlü trabzan yapıyorum. Sekiz üçlü trabzanı yaptım. İki zincir yapıyorum. Bu iki model ortasına sık iğne yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Sekiz üçlü trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Artık örgü 8 trabzan olarak devam edecek. Bir sırada kaç model yaptığımızda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 model var. Benim yaptığım ölçüde 14 model var. Bakın. Gövde bölümünün örgüsü böyle devam edecek. Tercihinize ve yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre model sırasını tekrarlayarak gövdenin örgüsünü tamamlayalım. Yüksekliğini ben tamamladım arkadaşlar. Bakın kaç model sırası yaptığımı sayıyorum. Bu kabarık görünen bölümleri sayıyorum. Kol altından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırada bu trabzan yaptığım sırayı yaptım. Burada bitirdim. Bakın görüntüsü böyle oldu. Benim yapacağım ölçüye göre bu yükseklik yeterli. Santimetre olarak da ölçüyorum. Bak kol altının buradan ölçüyorum. 21 santimetre yükseklik var. İnç olarak ölçüyorum. 8 inç. Şimdi ön patları yapacağız arkadaşlar. Bak burada trabzan sırası yaptım. Modeli başlangıcını yaptığım yerde yaptım. Son ilmeğe de bir üçlü trabzan yaptım. Burada da sık iğneler yapıyorum. Bak bu trabzan var. Bunun üzerine ben ikişer sık iğne yapıyorum. Siz isterseniz arada bir bu trabzandan üzerine
üçer defa da sık iğne yapabilirsiniz. Bak, 1 2 1 2 1 2 Sık iğneler yaparak yaka başlangıcına kadar devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, görüntü olarak böyle oldu. Son ilmeğe bak. Bu yaka başlangıcı yaptığım ilmeğe de bir sık iğne yapıyorum. Kontrol ediyorum. Bakın. Şöyle yerleştirdiğimiz zaman düzgün görünecek arkadaşlar. Elinizin sıklığına göre bazı trabzanlara üçer sık iğne yapmanız gerekebilir. Düzgün bir görüntünün olması gerekiyor burada. Büzülme yaparsa üçer sık iğne de yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İkinci sırada yarım trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyor gibi bak çıkardım. Hepsini içinden bir defa da çekiyorum. İlmek alıyorum. Yarım trabzanlar yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, görüntü olarak bu şekilde oldu. Düz tarafının görüntüsü böyle. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bak, bu şekilde pıtırcıklar yapıyorum. Bu yakanın buraya ben düğme yapacağız. Bu kol yaptığımız bak. Kol ayrımını yaptığımız buraya kadar bu şekilde devam edelim. Pıtırcık modelleri yaparak bak buraya kadar tamamladım. Bak, bu kol ayrımı yaptığım sıradayım arkadaşlar. En son pıtırcık modelinden sonra bak bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Düğme için zincir yapıyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Düğme iliği yapıyorum bak buraya. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bak, düğme iliğini yaptım. Bu düğme iliğini için yaptığımız zincir sayısı dikecek olduğunuz düğmeye göre değişir. Ben bu şekilde bir düğme dikiyorum bak bugün. Bunun geçeceği gibi düğme iliği yaptım. Bak, bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bak, bir düğme iliği buraya yaptım. Birisini buraya, birisini de bu yakanın başlangıcına yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmek içine sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 5 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bak, ikinci düğme iliğini de buraya yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmek içine sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için
5 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bak, 2 düğme iliği arasında 1, 2, 3 pıtırcık var. 1, 2, 3. Eşit olması iyi olur arkadaşlar. Bu iki aranın eşit olması iyi olacaktır. Bak, şu son ilmeğe de sık iğne yapıyorum. Diğer tarafa da burada yaptığımız gibi sık iğne, yarım trabzan ve bu pıtırcıktan yapacağız. Oraya gitmek için yaka çevresinde sık iğne yapıyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bak, bu şekilde. Bak, başladığım ipliği de arada tutuyorum. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Yaka çevresinde sık iğne yaparak diğer uç noktaya kadar tamamladım. Bakın, görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Buraya da burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Ama bak, ipliği kesmemek için, buranın düzgün görünmesi için ipliğin diğer ucunu başlıyorum ben. Bunu burada bekletiyorum arkadaşlar. Bak, iki ilmek öncesine kadar yaptım. Burada bekletiyorum. Yaka başlangıcından bu iplik ucu ile bağlantı yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Her trabzan sırasına iki sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğneyi yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ön patta yaptığımız gibi bakın arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yarım trabzanları sıra sonuna kadar tamamladım. Bu ipliği burada kesiyorum. İçinden çektim. Bak, burayı sağlamlaştırdım arkadaşlar. Burada beklediğim ilmeğe başlıyorum bak. Yakanın çevresinde sık iğne yaparak bak buraya kadar tamamladım. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Ön patlarda yaptığım bu ilmeklere sık iğne yapıyorum. Bak, buraya sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu ön patta da bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğneden yaptığım pıtırcıkları yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İplik kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu patın da görüntüsü böyle oldu. Düğmelerini de diktim ben, bakın bu şekilde. 3 tane düğme diktim. Bu düğme iliği yaptığımız yerlerin tam karşısına düğmelerini diktim. Bak, bu şekilde oldu, çok güzel gördüğünüz gibi. Gövde bölümünün örgüsünü tamamladık. Şimdi kollarını da yapalım, hırkayı bitirelim arkadaşlar. Bakın, kol bölümü için 1, 2, 3, 4, 5 model ayırdım. Bu 5 model ile kolun örgüsünü devam edeceğiz. Nereden başlayacağıma bakıyorum. Bak, örgünün ters tarafından 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptığımı kola kadar geldim. Kolda bırakmıştım. Buradan devam edeceğiz. Bu kol altından iplik bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Bak, bu ilmeği, bu ön bölümü yaptığım, bak bu ilmek ile
örgünün ters tarafından trabzan yaptığım ilmek ile ilmek kaydırma yapıyorum, birleştiriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan modeller üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bak, 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer modeli de aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum. Zaten kolda 5 model var arkadaşlar. Sıra sonundaki modele kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım bakın arkadaşlar. Kolda 1, 2, 3, 4, 5 modeli 3 üçlü trabzan 2 zincir 3 üçlü trabzan yaptım. Bak bu son yaptığım modeli, bu arka bölümde bak, modele devam ettim. Bu son modelin, bak şu ilmeğe tığı takıyorum. Kol altında başlangıç yaptığım, bak şu ilmeğe de tığı takıyorum. Bak tekrar gösteriyorum. Bu kolda bulunan modeli, arka bölümün, bak şu trabzana tığı takıyorum. Boşluk oluşmaması için yapıyoruz bunu arkadaşlar. Kol altında bulunan, bak bu ilmeğe de tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. Boşluk oluşmadı bak burada. İki zincir yapıyorum. Örgünün düz tarafı bak burası. Şu iki zincirin üzerine bu sırada 8 üçlü trabzan yapıyorum. Gövde bölümünde de aynı şekilde yaptık. Bak 8 üçlü trabzan yaptık. Daha sonra burada da 8 üçlü trabzan yapıyorum. Sekiz üçlü trabzan yaptım. İki zincir yapıyorum. Bu iki model ortasına sık iğne yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Diğer model üzerinde bak, iki zincir üzerine de 8 üçlü trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Bak 2 zincir üzerine 8'er üçlü trabzan yaptım bu sırada arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. Bu ilk başladığım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Örgüyü bak şu şekilde çeviriyorum. Siz çevirmeden de devam edebilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar. Şu ilk modelin bak trabzanın üzerine ilmek kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Bu bir trabzan oluyor, 3 zincir. Burada 8 trabzan yaptım. 4 üçlü trabzan, 2 zincir, 4 üçlü trabzan yapacağız. 3 üçlü trabzan yapıyorum bak buraya. Şu 3 zincirde bir trabzan çünkü. İki zincir yapıyorum. 4 üçlü trabzan yapıyorum. Kolda da gövde bölümünde yaptığımız modelin aynısını yapıyoruz. Hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece dönerek yapıyoruz bakın. Sıra sonunda birleştiriyoruz ilmek kaydırmayla. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer modelde 4 üçlü trabzan, 2 zincir, 4 üçlü trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son modeli de 4 üçlü trabzan, 2 zincir, 4 üçlü trabzan yaptım. Bu model ile ilk yaptığım, bak bu modeli ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Sırayı birleştiriyorum. Bak arkadaşlar, kolun örgüsü böyle.
İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu iki zincir üzerine 8 üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. İki model ortasına sık iğne yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 8 üçlü trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Geri dönüşü bir defa daha göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar yaptım. Bak, son modeli iki zincir yapıyorum. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak, şu modelin ilk ilmeğinin üzerine, bak, ilk trabzanı ilmek kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 4 üçlü trabzan, 2 zincir, 4 üçlü trabzan yaptığımız sıradayız. 3 üçlü trabzanın üzerine üçlü trabzan yapıyorum, bak. Bu 3 zincirle birlikte 4 oldu. 2 zincir yapıyorum. 4 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Devam edecek. Bu kolun örgüsü bu şekilde devam edecek. Bu 5 model ile devam ediyoruz. Diğer kolun örgüsünde başlayalım. 2 kolun örgüsünü birlikte devam ederiz. Aslında bu şekilde siz başlayabilirsiniz. Ama şaşıran arkadaşlar olabilir diye diğer kolun örgüsünün başlangıcında gösteriyorum. Kol altından iplik bağlıyorum. Bak, kol altında model yaptığım ilmekten. Buradan bir ilmek yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bak, arka bölümün geldiği model var. Bu modelin son trabzanın üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Birleştiriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan modeli 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bak, bu sırada 6 trabzan var. Onun için 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyoruz. Bu kolda aynı diğer kolu başladığımız gibi başlıyoruz arkadaşlar. Her iki kolun örgüsünü tamamlayalım, gelelim. İki kol örgüsünü ben tamamladım. Kaç model sırası yaptığımı sayıyorum. Bak, kol altından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model sırasını bitirdim. 8. sırada bu 8 trabzan yaptığım sırayı yaptım. Burada bitirdim arkadaşlar kol örgüsünü. Diğer kolu da aynı sayıda yaptım, bak. 2, 4, 6, 7, 8. sırada trabzan sırasında bitirdim. Böylece hırka örgüsünü tamamlamış oldum. Gövde örgüsünü bak 9. sırada bitirdim. Kol örgüsünü 8. sırada bitirdim arkadaşlar. Bir model sırası eksik yaptım kolun örgüsünü. Santimetre olarak da ölçüyorum. Bak, kol altı 17 santimetre yükseklik var. Gövde yüksekliğini ölçüyorum. 21 santimetre. Yakadan itibaren tam gövde yüksekliğini ölçüyorum. 33 santimetre. Bu ölçüde 6 aylık bebek için güzel bir ölçü arkadaşlar. Ben bugün 6-12 aylık bir bebek için yaptım bu hırkayı. Bir örgü anlatımının daha sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma videoyu yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.